Arkadaşlarım kurban olalım. Hadi başlıyoruz o zaman. Neredeyiz? Zamirlerde. Oğlum şu ablayla muhatap olmuyor. Valla şivem kaydı la. Kurban olurum diye açıyorum videoyu. Hadi bakalım zamirler. Hocam zamir anlattın kolaydı hadi bakalım soru çöz de korek. Hadi korek. Hadi. Hadi gel. Zamir cümlede varlıkların isimlerin yerine kullanabilen isim türüne fonksiyonu. Hey! Az önce anlattığım şeyin özeti. Yukarıdaki cümlelerin, pardon aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem sözcük halinde hem de ek halinde zamiller bir arada kullandı. Az önce burada bak sözcük ve ek halinde diye ikiye ayırmıştım zamilleri. Kesintisiz bir biçimde üniversiteye devam ederek okulu birincilikle bitirdim. Ben bir şey göremedim. Bundan sonraki etaplarda yapılacak incelemeler size aittir. Sadece bu, bu. Lafa her zaman kitabın ortasından başlayarak dinleyicileri sıkardık. Geç. Sizlerin o ben sen o biz siz onlar kişi zamiri sözcük halinde zamir kendini tanıması ve anlamasıyla sözcük halinde zamir dönüşük zamiri dünyanız kimin dünyası sizin dünyanız iyelik eki olan iyilik zamiriydi yani ek halinde zamir o zaman cevabımız denizli batık cümlelerin hangisinde kişi zamirlerinin yerini tutan bir ifade kullanarak kişi zamirinin görevi üstlenmiştir. Kişi zamirinin görevini üstlenebilecek tek zamir Türkçe'de dönüşlülük zamiridir kardeşlerim. Yani ne edersen kendine edersin kendi kendine. Kendi sözcüğü nerede? Bulamadım nerede? Göremedim nerede? Buldum burada kendi sözcüğü dönüşlük zamiri. Dönüşlük zamiri göremediğinizde de başka sorularda direkt gidip kişi zamirini işaretleyebilirsiniz kardeşlerim. Devam. Hangisine farklı türlü zamirler bir arada kullanılmıştır? Sabah aldığım gazetede klasik eserlerin kuponlarını kestim. Geç. Haftaya çıkacak olan derginin adı neydi? Soru zamirini anlatmadım. Zarfların peşini anlatacağım. Soru sıfatı, soru zamiri, soru zarfını. Bu soru zamiri. Anlatacağım. O yüzden sadece soru zamiri deyip geçiyorum. Ve burada ne var? Bana, sana. Sözcük halinde zamirler. Yani ne var burada? Ama sözcük halinde zamir diyorum. İşte sözcük halinde zamir aynı zamanda kişi zamiri var. Burada da ne var kardeşlerim benim? Soru zamiri var. Farklı türde zamirler. Dört. Yukarıdaki cümlede kullanılan zamir türü bakımından aşağıdaki cümlenin hangisinde kullanılmıştır? Zamiri, burada kişi zamiri bulacağız. Aynısını aşağıda işaretleyeceğiz. Google Rusya'nın en köklü üniversitelerinden biri olan Sankt Petersburg'da çok genç yaşta profesör olarak çalışmaya başlamıştı. Bak biri. Biri sözcüğü artık neydi kardeşlerim bizim Türkçemizde hatırlayın. Belgisiz zamirdi. Aşağıda belgisiz zamir arayacağız. Beni görünce kişi zamiri. Yemeğin iştahlı yedi üstelik yüzüne gülümseme oluştu. Ne zamandır bu programı bekliyordum sonunda onları dinleyebilecektim. Onları kişi zamiri. Niye? Çünkü insanı yerine tutuyor. İnsan her 6 alt, altı ayda bir olgunlaşır diyerek zihninde hiç bilmediğim bir ışık yakmıştı. Hiçbir şey yok. Bu çalışmalar bize Z, biz kişi zamiri zevk vermekle birlikte birer işkence haline oluyordu. Ölüm teması şairlerin bazıları için bak bazıları birkaçı belgisiz zamir. O yüzden cevabımız Edirne. Devam. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde aynı türden zamirler birden fazla kullanılmıştır? Aynı zamir birden fazla olacak. Yüksek cümlelerde bilinen en büyük ilimlerden birisi de hiç şüphesiz belgisiz zamir var ama bir tane. Molière tiyatro metinlerini yazmadan önce aldığı notlarını bir poşet içerisinde kimsenin görmeyeceği yerde muhafaza eder. Kimse belgisi zamir ama bir tane. Güzel ile faydalı olan sanatların hemen hepsini kendisine bak. Hepsi belgisiz zamir birçoğu belgisiz zamir, kendi dönüşlülük zamiri, bunları işaret zamiri, aynı türden birden fazla kullanıyor. Bir, iki, bıttık, bitti kardeşlerim. Devam. Geldik şimdi altın soruya. Şimdi kardeşim altın soruda belirsizlik bildiren kelimelerden hangileri farklı türde kullanılmıştır? Yani belirsizlik bildiren kelime ya isimden önce gelir sıfat olur ya da ismi yerini tutar zamir olur, kurban olurum sana. Kültürel anlamda birçok uygarlık. Lan burada birçok uygarlık derken belgisi sıfat. Aşık Çelebi'nin kaynaklara göre bazı şeyler. Buradaki bazı şeyler derken isimden önce geldi. Ne diyeceğim? Belgisi sıfat. Arfield filmlerinin birçoğunda geçen... Gülme İngilizce bilmiyorum. Alfred bir filmlerinin birçoğunda <laughs> İngilizce bilmiyor ben. Yes, I doesn't. Bir çoğu derken bu ne? Belgisiz zamir. Telepati anlaşan toplumların çoğu abo, aha bu da zamir. Geldim. Bazı iletişimler derken isimden önce geldi sıfat. O zaman A bu ikisi zamir. Bu üçü sıfat. Cevap 3 ve 4 olacak. Yani A burada bıttık bıttık. Devam ediyorum kardeşlerim. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de isim tamlamasının unsuru zamir türünde bir sözcük. Bakın isim tamlamaları konusunda size örnek vermiştim. Dedim ki ın, in, in, un, ün eklerinden birini bulun. Bu taraf tamlayandır, bu taraf tamlanandır. Sıla isim ama bu zamir. Tamlayanı zamir olan isim tamlaması diye örnek vermiştim. Burada da diyor ki tamlayan ya da tamlanan bir taraf zamir olsun yeter. Mahkeme gücünün ortadan kalkması. Bak mahkeme gücünün ortadan kalkması ama içinde zamir yok. Mesnevi'den ders Terim olarak ilk defa İran edibiyatı kullandı. Fıçık. Birçok dile çevirisi olan bu eser evrensel bir boyut kazandı. Fıçık. Tıbbın temelleri ilk olarak İslam dünyasında atılmıştır. Tıbbıtık. Yaptığımız deneyimlerin birisi. Abo. Anda buldum seni. Tamlayan. Tamlanan. Deneyim sözcüğü isim. Birisi sözcüğü. Zamir, buldu, bıdık, yedi, sekiz. <laughs> Çok uzun. Hangisi yanlıştır? Parçada belgisizlik bildiren sözcükler belirtme sıfatı olarak kullanmıştır. Yani belgisiz sıfatı bulun diyor. Yaratıcılık çocukların belli bir yaşa kadar tespit edilme gelişmesi gereken bir kavramdır. Çocuklardaki yaratıcılığı da istekmek onlara onları onların ikisini çekecek materyaller gerekmektedir. Bunlardan başka yerine yaratıcı geçir onları oynamaz. doğru bir tutumdur. Dursun. Parçada kişi zamirleri kullanılmıştır. Bak. Kişi zamirleri neydi? Kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. Yaratıcılık çocukların belli bir yaşa kadar tespit edilme gelişmesi gereken bir kavramdır çocuklardaki yaratıcılığı desteklemek adına çocuklara onların ilgisini çekecek. Onlar derken çocukları kastediyor. Kişi zamiri demektir. Bu, bu bir. Ama ne diyor? Birden fazla olacak. Materyaller sağlanması gerekmektedir. Bunlardan başka yine yaratıcılığı geçirir. Oyunlar oynaması doğru bir tutumdur. Bir tane var. O yüzden cevap bu. Peki hocam, belirtme sıfatı bulur musunuz? Belgisi sıfat bulayım kardeşim. Belli bir yaşa buradaki bir belgisi sıfat. Anladın? Sayı değil. Parçada isim tamlamalarından birinde belirten zamir türünde bir sözcük. isim tamlaması bulacaksın. Bunlardan başka mesela. Bir örnek vermek gerekirse. Devam ediyorum. Parçada işaret zamiri kullanılmıştır. Bak ne diyor. Geldim, 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 geldim. Gel, okuyorum aşağı doğru. Geliyorum. Bunlardan başka neyse geçe oynar oynaması doğru bir tutumdur. Şimdi kardeşlerim ben zaten az önce sana işaret zamiri derken tamam bak işaret zamiri derken. E ben burada işaret zamiri bulmadım mı aynı zamanda aynı şey bak ikisi aynı anda gitmiş oldu. Parçada çoklu kek almış isimler kullanmıştır. Ah burada var gitti devam 9 aşağı yukarıdaki parçaya göre parçanın aşağısında verilen Cümlelerden kaç tanesi doğrudur? Kişi zamirleri kullanılmıştır. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Hatta hastalıkların azaltılması, önüne geçilmesi adına sağlık eğitimlerinin okullarda verilmesi gerektiği aldık. Bununla birlikte bize düşen görev de öğretmen olarak hem öğretmenlere hem de tüm çocuklara düzenli sağlık elinde mi? Bir tane var. Yemez. Belgisiz zamir vardır. Belgisiz zamir ne? Bazıları biri birkaçı kuşlardan biri. Ah var. İşaret zamiri vardır. Bununla birlikte. Ah. İsmin halekini alan zamir vardır. Şimdi zamir var mı, bakıyorum. Birinde yok halek. Bir a olmamı kuruluşlarından biri olan Yunusev buradaki bak kuruluşların kuruluşlarından biri. Buradaki biri tamlanan ekidir. Yani neyin biri? Kuruluşlarından biri. Buradaki iyilik eki. Tamlanan eki aynı zamanda iyilik ekiydi unutma. Haleki değil. Bebek ve çocuk hastalıklarının hatta hastalıkların azaltılması önüne geçilmesi, adına sağlık edilmesi. Onun kurularda verilmesi gerekli aşkın. Bununla birlikte bak. Haleki. Bunun ile. Buradaki ile eki. Birlikte bize e yönelme eki var. Yeni eki alan zamir vardır. O da var. 1, 2, 3, 4. Orada vardı. Cevabımız 4. Bırsa. Devam. Hangisinde? Sözlük siminde zamirlerden birden fazla kullanılmıştır. Teknolojik ilerlemenin çoğunu burada takip edin. Bak. Çoğu derken belgisiz zamir sözcük halinde. Burada derken bura işaret zamiri Yine sözcük halinde zamir. Dursun. Belki birden fazla diyor dursun diye cevap zaten bu. What can I do? Sometimes. Sizi se vi yo re. Bir sonraki videoda zarflar. Git test çöz. Test çöz. Test çöz. Gidiyorum ben. Yeter. Gittin mi sandın? <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki videoya geldi ağzı ağzını burnu kırmayayım <laughs> Senin kara 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 gözlerini ölürüm.